Haksızlık karşısında susan eğer dilsiz şeytansa, haksızlıklar karşısında asla susmayacağız. Ve Merdan Yanardağ. Bir televizyoncu, bir gazeteci, bir yazar. Niçin içerdin? Hangi gerekçeyle içerdin? O da 7 gündür tutuklu. Bir komisyon oluşturduk gazetecilerden ve avukatlardan. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak oluşturduk. Gidildi, ziyaret edildi. Bir gazeteciyi tutuklamak, bir televizyoncuyu tutuklamak hangi aklın işidir? Önce bekliyorlar, hiçbir şey yok. Troller devreye giriyor. Her türlü suçlamalar yapılıyor. Suçlamalardan sonra savcılar harekete geçiyor. Tutuklanmaması gereken bir konuda tutuklanma kararı veriliyor. Akıl alacak şey değil. Ama bunları Türkiye'de yaşıyoruz. Var ya, İzmir'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir müzik çaldı minareden. Onu paylaşan kişiyi tutukladılar ama onu yapan kişiyi görmediler. Çünkü bir karmaşa çıksın istiyorlardı. Bir kavga çıksın istiyorlardı. Bunun adı kısaca hainliktir. Bu ülkeye hainlik yapanları kendi aramızda da ülkemizde de barındırmamak bizim temel görevimizdir. Bunu da beyan etmek isterim. Değerli arkadaşlarım, var olan kabineyi Duyun-u Umumiye Kabinesi olarak ilan etmiştim. Evet, Duyun-u Umumiye Kabinesi. Çünkü bu ülkeyi borç batağına sürükleyenler bir süre sonra batının tefecileri tarafından teslim alındı. Artık onlar ülkeye Hazine ve Maliye Bakanını tayin eder hale geldiler. Artık onlar Türkiye'ye Merkez Bankası Başkanını tayin eder hale geldiler. Bu tablo bizim kabul edeceğimiz türden bir tablo değildir. Uluslararası tefeciler eğer artık bakan atıyorsa, Merkez Bankası'na başkan atıyorsa çok ciddi bir beka sorunumuz var demektir. Bunun görüşülmesi, bunun anlatılması gerekiyor. Yine sizden isteyeyim. Milletvekilleri, kadın kolları, gençlik kolları, İl başkanları, ilçe başkanları. Evet, seçimler yapılmaya başlandı ama seçimlerle beraber, yani mahalledeki seçimlerle beraber bunu da hem kendilerine, arkadaşlarına hem de halka anlatma yükümlülükleri, borçları var. Bunun da üzerinde durmamız gerekiyor. Denize düşen yılana sarılır diye güzel bir atasözümüz var bizim. Öyle bir noktaya getirdiler ki önce Türkiye'ye borç verdiler. Borç batağına sürüklediler. Şimdi emir alır hale geldiler. Ne diyor güzel bir söz? Borç alan emir alır diyor. Evet, şimdi emir alıyorlar. Ve dünyanın kaderini parayı kontrol eden belirler. Erdoğan kontrol eden değil, artık kontrol edilen kişidir. Uluslararası tefecilerin kontrol ettiği ve yönlendirdiği kişidir. Düne kadar faizi artırmam, artıramam, asla bunu yapmayacağım diyen kişiye tükürdüğünü yalatmak da bu uluslararası tefecilerin görevleri arasında olmuştur. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunları içimize sindiremiyoruz. Bizim temel görevimiz ülkenin siyasal ve ekonomik bağımsızlığını sağlamaktır. Değerli arkadaşlarım, öyle bir noktaya geldi ki borçta, dışarıya mahkum olduğunuz zaman dışarının parasıyla da işlem yapmaya mahkum oluyorsunuz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bankalarında dolar cinsinden tutulan paranın oranı %65.9 dolarizasyon. Yani Türk lirası geçmiyor. Sadece çarşıda, pazarda geçiyor. Paranız varsa bankada tutuyorsunuz. Dolar olarak tutuyorsunuz. Ve böylece paranızın değerini korumaya çalışıyorsunuz.
Eski bir siyasetçi, ekonomiyle yakından ilgilenen bir dostum geçen gün bana şöyle bir mesaj atmış. Aynen okuyorum. 25 yıl boyunca bu ülkeye hizmet etmiş bir dostum geçen ay emekli oldu. Ve bana sordu, bu parayla ne alayım emekli ikramiyesiyle. Dostluğumuza binaen dolar almasını önerdim. 25 yıllık hizmetin karşılığı 385 bin lira karşılığı herhalde bu emekli ikramiyesi 20.700 dolar aldı. Şu an parası 385 binden 538 bin liraya çıktı. 25 sene hizmetin karşılığı devletten aldığı para 385 bin lira iken basit bir kur hareket öngörüsüyle kazandığı para neredeyse bunun yarısı. 12 senelik hizmetin karşılığını 3 haftada kazandı diyor. Peki bu kişi aslında para kazanmış oluyor mu? Hayır. Sadece ve sadece enflasyondan kendi birikimini korumuş oluyor. Kendi vatandaşından bile dolarla borçlanan bir hükümet asla ülkeye sağlıklı bir hizmet götüremez. Buna iktisatçılar ilk günah derler. Kendi ülkenizde, kendi vatandaşınızdan Türk lirasıyla borçlanırsınız. Ama yeri geldiğinde eğer dolarla yabancı para cinsinden borçlanıyorsanız bunun adı iktisatta ilk günahtır. Ve ilk günah işlendi ve şimdi buradan çıkamıyorlar. Bankalardaki mevduatın, toplam mevduatın %70.3'ü Moody'lerin sadece 1/6'sına ait. Bir daha ifade edeyim. Bankalardaki toplam mevduatın %70.3'ü Moody'lerin yani vatandaşların sadece 1/6'sına ait. Gelir dağılımının ne kadar bozulduğunu, 85 milyonun kimlere hizmet verdiğini göstermesi açısından ilginçtir. Belki bazı vatandaşlarımız şunu düşünebilirler. Ya benim dolarla molarla bir işim yok. Ne olacak yani? Dolar alıp vermiyorum. Çarşıda, pazarda da Türk lirasıyla alışveriş yapıyorum. Bu kardeşime seslenmek isterim. Hayır kardeşim. Bu kadar borçlanan bir Türkiye'de sadece sen değil, doğmamış çocuğa bile yükümlülük, sorumluluk getiriyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Bu da çarpıcı bir örnektir. Döviz kurundaki 1 liralık artış. Yani döviz 25 liraydı dolar, 26 lira oldu. Veya 23 liraydı, 24 lira oldu. 1 liralık artışın maliyeti devletin borçlanması açısından 145,5 milyar lira. 1 liralık artışın maliyeti devlete 145,5 milyar lira. Bu 145,5 milyar liralık 1 liralık artışın getirdiği yükü 85 milyon insan ödüyor. Tabii doları olanlar değil, onlar kazanıyor. Beşli çeteler değil, onlar kazanıyorlar. Onlara şimdilik hiç kimse dokunmuyor. Çünkü onlar siyasetin de şeklini belirliyorlar. Değerli arkadaşlarım, şimdi farklı bir konuya değineyim. Değerli dostlarım, değerli yoldaşlarım, bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer yurttaşlarım, hepinizin bildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi bir tek adam partisi değildir. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten günümüze Cumhuriyet Halk Partisi her zaman bir kadro partisi olmuştur. Bir tek adam partisi hiç olmamıştır. Tarihinde doğruları yanlışları olmuştur. Eleştirilebilir, övgüler yapılabilir, yazılıyor. Yüzlerce kitap, makale, binlerce makale yazıldı. Ama bu hareket her zaman ve her zaman ezilenlerin, sesi duyulmayanların, haksızlığa uğrayanların, adalete susamışların yanında olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi zulme karşı milyonları kapsayan, kucaklayan çoğulcu bir duvardır. Cumhuriyetimizin temellerinde, demokrasi mücadelemizin tam ortasında, birlikte üretme ve hakça bölüşme arzusunun inşasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarının imzası vardır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kadroları
dünden bugüne siyasi yaşamlarının hiçbir döneminde kişisel ikballerinin peşinde koşmamışlardır. Örneğin Mustafa Kemal Atatürk gibi saray ve işgal kuvvetlerinin kendisine sunduğu ihtişamlı hayatı elinin tersiyle iterek idam edilme pahasına Kuvayi Milliye'yi kurmuş, uçurumun kenarında yıkık bir ülkeden genç bir cumhuriyeti kurmayı başarmıştır. Örneğin İsmet İnönü 1950 seçimleri sonuçlarını benim en büyük zaferimdir diye nitelendirmiştir. Örneğin Ecevit, uluslararası tüm tehditlere ve siyasi yaşamını zora sokma pahasına Kıbrıs'a barış harekatı düzenlemiş, beş parmak dağlarına Türk bayrağı dikmeyi, nakşetmeyi başarmıştır. Örneğin Deniz Baykal, 1 Mart tezkeresindeki kararlı duruşuyla Türkiye Cumhuriyeti'ni Orta Doğu kaosunun dışında tutmayı başarmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle ifade etmek gerekirse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan günümüze tüm yönetici kadrolarının ortak ideali, felsefesi, vatandaşlarımızı her türlü ayrılıktan ve ayrışmadan uzak tutmaktır. Mustafa Kemal böyle söylüyor. Her türlü ayrılıktan ve ayrışmadan uzak tutmaktır. Değerli arkadaşlarım, bugün özellikle de son 10 yılda Türkiye giderek büyüyen bir ekonomik krizle karşı karşıyadır. Hepimiz bunu görüyoruz. Hayatımızda biliyoruz. Toplumun neresine, coğrafyamızın neresine giderseniz bunu hissediyorsunuz. Ekonomik buhran giderek sosyal yaşamı zehirlemeye başlamıştır.